Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Aralık ayındayız. Aralık ayında kredi kampanyaları ne durumda? Araçların bulunurluğu ne durumda? ÖTV muafiyeti neler oluyor? Hangi araçlardan neler bulabiliyoruz? İşleyiş nasıl oluyor? Araçların geliş durumları hepsi nasıl? bugün bahsetmeye çalışacağım. E, i̇sterseniz artık lafı çok fazla uzatmadan direkt korsadan başlayalım biz. Korsalarda arkadaşlar bu ayda çok sınırlı sayıda bir araç geliyor. Korsalarımızda eee manueller ne yazık ki şu anda bulunamıyor. Yani Essential Manuel, Edition Dizel Manuel ve 1.2 75 beygir olan Elegance olanımızdan şu anda ne yazık ki bulunmuyor. Otomatik viteslerden de çok çok az verildi. Ancak şu anda e, bizde Edition Elegance Ultimate dediğimiz otomatik versiyonun tüm versiyonlarından e, elimizde bazı araçlarımız var. Mutlaka bizimle irtibata geçin. Gelecek araçlarımızdan olsun, hazır olanlardan olsun size yardımcı olmak isteriz. Bize ulaşmak için de web WhatsApp hattımız Yanlı numarasını görüyorsunuz oradan veya 0276 333 1555 şirket numaramızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Düşündüğünüz araç ve model elimizde yoksa da mutlaka satış danışmanlarına araç geldiği zaman bana bilgi verin derseniz araç geldiği zaman arkadaşlarım size geri dönüş sağlıyor ee, ve fiyat sabitlemesi ne yazık ki şunu söyleyeyim ben verilemiyor hiçbir şekilde. Yani ben bugün size 5 bin lira verdim 10 bin lira verdim aracın tamamını verdim fiyatını sabitleyebiliyor musunuz derseniz maalesef fiyatlar sabitlenemiyor. Gelecek araçlarımız ise Aralık sonunda gelmesi planlanıyor. Ocak 20'ye kadar da teslimatlarını gerçekleştiriyoruz. Verdiğimiz fiyatlarda motor taşıtlar vergisi, plaka tescil dahil olup sigorta, kasko ve asıl ruhsat dediğimiz sizin gidip noterden almanız gereken bir ruhsat ruhsat var. Bunlar fiyattan hariç oluyor. Şimdi Korsalar'ın fiyatlarını yan tarafa yazdım. Oradan da görüyorsunuz. Hatta Essentia dediğim gibi gelmeyecek. Manuel'ler gelmeyecek. Onları da görüyorsunuz ama orada fiyatlarını Bilginiz olsun diye yazdım ben. Korsalardan ise Edition Elegance Ultimate'den de var demiştim. Mutlaka irtibata geçin. Korsalarla ilgili söyleyebileceğim çok fazla bir değişiklik yok. Araçlarımız yine aynı şekilde donanımlarda bir farklılık yok. Donanımlara değinmeyeceğim. Eğer ki araçlarımızın da korsaları merak ediyorsanız da sağ üstteki bölümden tıklayarak da oynatma listelerinden de korsalar hakkında detaylı bilgi de edinebilirsiniz. Korsalarla ilgili söyleyebileceğim bu şekilde. Şimdi isterseniz Astra eşbek'ten devam edelim. Astra eşbek bildiğiniz gibi arkadaşlar 2022 yılında ama bu mart olacak ama mayıs olacak net bir tarihi yok. Astra L'ye gelecek artık. Yeni bir kasa Komple yeni motorlar, her şey komple yeni bir şekilde gelecek. Bunu daha önceki videolarımda değinmiştim. Siz YouTube'dan takip eden izleyicilerimiz de mutlaka biliyordur. Onun haricinde peki hazırda Astra K'dan ne bulabiliyoruz derseniz 1.5, 122 beygir, 9 vites, dizel otomatik. Yeni takip edenler bilecektir. Ee, geçen hafta yayınlamış olduğum aracın detaylı bir tanıtımını yapmıştım. Oradan da o araçtan da elimde son bir adet kaldı. Ee, i̇sterseniz bu aracı da size hayırlı uğurlu olsun da diyebiliriz. Astra h anlatabileceklerim bu kadar. Şimdi isterseniz artık e, B suvda olan Crossland'ımıza geçelim. Crosslandımızda arkadaşlar e, ÖTV muafetli maalesef artık verilemiyor. Hatta şimdi ÖTV muafet demişken de ÖTV muafetten de biraz değineyim ben sizlere. ÖTV muafet arkadaşlar 330.800 TL gibi bir sınır var. Ve maalesef şu anda hiçbir aracımız 330.800 lira sınırına girmiyor artık. Bu yürü artışından dolayı artık 330.800 lira diye bir rakam kalmadı. Ama duyumlarımı söyleyeyim ben. Ocak ayı itibariyle 450.000 liraya çıkacağı söylentisi var şu anda. İnşallah daha yüksek olur. Ama 450.000 lira olursa, euro kurda bu şekilde devam ederse yine bizi araç ÖTV muhafetli müşterimize vermek Yine zorlanacağımızı da söyleyebilirim Ama yine söyleyeyim şu anda öte muafiyeti verebileceğimiz bir araç Maalesef bulunmuyor e, Crossland demiştim Crossland'lardan nelerimiz var Crossland'lardan arkadaş bu ay gelecek sadece bir tane aracım var İki tane vardı bir tane kırmızım vardı Uşak'taki müşterimiz hayırlı olsun. olsun e, Crossland'ın dizel otomatik Essentia modelinden Bir tane gelecek aracım var Bir tane gelecek Ay gri Crossland dizel otomatik Essentia donanım Yine aynı şekilde bu aracın donanım detaylarını merak ediyorsanız da Sağ üstteki bölümden tıklayarak da izleyebilirsiniz. Crossland'dan da bahsedebileceklerim bu kadar. Şimdi hangisine geçelim? Yeni gözlemimiz olan Mokka'ya geçelim. Mokka arkadaşlar biraz daha bunurluk yönünden bu ay e, daha fazla olacağının haberini aldık ve şu anda da stoklar bayları dağıtıldı. Bunların hepsi Aralık sonu gelecek. Ocak 20 gibi teslimat olacak araçlardır. Elegance GS Line Ultimate donanım araçlarımız gelecek. E, bunların da yine detaylı videosunu izlemek isterseniz sağ üstten tıklayıp izleyebilirsiniz. Fiyatlarından da bahsediyorum yan tarafta gördüğünüz gibi. Elimizde var gelecek olanlar hatta elegans beyaz, beyaz siyah tavanlı kuvars gri ve siyahlardan var. CS Line'lardan e, yine beyaz renk geleceklerim var. Ultimate'den de yeşil bu lansman rengi dediğimiz aracımızdan gelecek var. Bir tane de kırmızı aracımız var gelecek olanlardan. Mokka'larda durum ise bu şekilde yer alıyor. Şimdi Mokka'dan sonra hangi aracımıza geçelim Ahmet? Grandland'a geçelim. Grandland'dan arkadaşlar Videoları yine takip edenler bilir 2022 Mart gibi e, söylenmişti bize ama bununla tabii ileri geri oynama mutlaka tarihler arasında olabilir. Grandlandlarımızda makyajlı modellerimiz gelecek ama yine bu ay gelmesini beklediğimiz e, bir tane dizel otomatik edition, bir tane dizel otomatik elegans, bir tane de benzinli otomatik elegansımız var. Gelmesini beklediğimiz daha henüz netleşmediği için bunlara net bir şey söyleyemiyorum ama önümüzdeki günlerde belki videonun yayınlandığı gün dahil olmak üzere aracımızın geliş tarihleri gelip gelmeyeceği konusunda netlik kazanmış olur. Grantland düşünüyorsanız da mutlaka bizimle de irtibata geçmeyi unutmayın. Grandland'dan bahsedebileceklerim bu kadar. Şimdi isterseniz artık hafif ticari bölümüne doğru geçelim. Ha pardon, Insignia'yı unuttum. Insignia arkadaşlar, daha yeni sordum. Maalesef 2020 yılında artık Insignia'ya gelecek bir araç bulunmuyor. Artık 2022 yılına bakacağız. 2022 yılında Insignia'da hangileri gelecek? Yine aylık kampanyalarımızı, videolarımızı çekerken de Insignia olduğunda ve gelecek araçlarımız olduğu zaman da bizi takipte kalın ki olduğu zaman da mutlaka oradan da görürsünüz. Insignia'yı da bitirdik diyelim. Şimdi ise hafif ticariye geçiyorum. Combo Panelvan arkadaşlar. Edition kısa şasi dediğimden bir grup araç gelecekmiş. Ancak bize maalesef verilmedi. Yine talebiniz olursa mutlaka iletin ki biz yine bölge müdürlerimizi iletiriz. Eğer araç var ise sizin için özel böyle bir aracımızı isteriz. Uzun şaseden dediğim gibi bildiğim kadarıyla gelmeyecek ama diğer bayi arkadaşlarım da olabilir. Mutlaka aramanızı tavsiye edelim. Combo Life'a geçelim. Panavana bir bitirdik. Şimdi Combo Life'a geçelim. Combo Life'da yine takip edenler mutlaka bilecektir. Artık yüksek konsol, dijital gösterge gelecek demiştim. Dijital gösterge şimdilik bir süre gelmeyecekmiş arkadaşlar. Bunun haberini aldım. Yüksek konsol gelecek ama artık bir de ekranımızda içine gömülü bir şekilde navigasyonlu modellerimiz de gelecek. Bunu da bilgisini vereyim ben. Çünkü Combo'la Life'da biliyorsunuz yüksek konsolla birlikte aslında bunu yüksek konsol diyoruz biz. Sadece yüksek konsol değil. Manuel el de artık elektrikli el freni oldu. Yüksek konsol geldi, saklama bölmesi geldi, arka havalandırma geldi. Arka havalandırma menfezlerinin kapatıp açma, yükseltme, alçaltma debilerine onların ayarları geldi. Ve ekstra da arka tarafta bir tane USB girişi geldi ki e, onu da şu anda görüyorsunuzdur. Gerçekten çok şık oldu. Ve diğer markalarda vardı bizde yoktu. Ancak bununla beraber ise çok güzel bir orada yüksek konsolumuz var artık. E, Combo Life'dan da arkadaşlar dizel artık şöyle oldu bir de onlarda. Essentia vardı, Edition vardı, Edition Style vardı manuellerde. Bu esen ile Edition Style kaldırıldı. Yerine ise sadece Edition manuel geliyor artık. E, Edition otomatik geliyor, Elegance geliyor, Ultimate geliyor. Yani Essentia ve Edition Style modellerimiz artık hayatımızdan çıktı. Manuel istersen sadece Edition var. Otomatik isterseniz ise Edition Elegance Ultimate var. Edition'dan da iki tane gelecek arabamız var. Elegance'dan da yine yüksek konsollu gelecek modellerimiz var. Ultimate'den de bir tane aracımız var gelecek olan. Eğer ki düşünüyorsanız da mutlaka bizimle de irtibata geçmeyi yine unutmayın ki. Yine bunlar ay sonu gelecek. Fiyat sabitleme garantisi yine söyleyeyim yapamıyoruz. Paranın tamamını dahi verseniz fiyat sabitlemesi yapamıyoruz. Araçlarımız ise Aralık sonu gelip Ocak 20'sine kadar da teslimatın yapılması bekleniyor. Kombolarla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi artık Zafira'ya geçelim. Zafira'dan bir tane aracım var arkadaşlar gelecek olan. Aralık sonunda gelecek. Yine Ocak 20 teslimatlarında beklediğimiz bir aracımız. Bu aracımızın da fiyatını yan tarafa yazıyorum. Bu aracımızla ilgilenenler de e, o numaradan bize ulaşıp memnuniyetle yardımcı oluruz. Zafira için zaten söylenecek çok fazla bir şey yok. zafirayı şunu soranlar oluyor. 2000 motor aracımız. Dizel. 177 beygir. 8 8'leri tam otomatik tork konvertörlü geliyor. Şanzımanla birlikte geliyor. Araç. E, yola çıktığı zaman ise binek olarak geçiyor Motor taşıtlar vergisi ise e, son zamdan sonra büyük ihtimal yıllık 1300 lira olacaktır Yanlış duymadınız yıllık 1300 lira olacaktır 6 aylık değil 2000 motor olmasına rağmen Aracı alırken hafif ticari öte söylüyorsunuz Ama yola çıktığı zaman binek muamelesi görüyor Vize nedir derseniz yıllık vize değil arkadaşlar İlk satın aldığınızdan itibaren 3 yıl Ardından da 2 yıl 2 yıl şeklinde de vizeler devam edecektir Zafira'dan da bahsettim Opel ile ilgili aslında şöyle bakacak olursak bütün donanımlar ve modellerimizden bahsettim sizlere. Aralık ayındaki durum bu şekilde arkadaşlar. Fiyatlardan bahsettim. ÖTV muafiyetini söyledim. Hiçbir aracımız ne yazık ki girmiyor. Ocak ayını bekleyeceğimizi söyledim. Aralık ayından size bahsedebileceklerim bu kadar. Yine aklınızda kalan olursa mutlaka yorumları bekliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.